Merhaba, Hafıza Merkezi'nin Hafıza ve Gençlik Projesi kapsamında Özlem Şendeniz ve konuğu Kayuş Çalıkman Gavrilov ile bir toplumsal mücadele olarak unutturmamak, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, şiddetine karşı hareketler başlıklı atölyenin ardından söyleşimizi gerçekleştirmek üzere. Ben Cansu. Ve ben Nazlı. Buluştuk. Söyleşiye geçmeden teknik desteği için Golar Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'ne çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İlk soruyu ikinize de sormak istedik. Anadili kadınlarına tanışmışsınız. Bizlere Anadili kadınlarından bahseder misiniz? Anadili kadınları benim her zaman bahsetmekten ayrıca sevinç duyduğum, hoşlandığım bir başlık. Kayuş'la orada tanıştık. Pek çok kadınla orada tanıştım ben. Anadili Türkiye'de pek çok alanda olduğu gibi daha eril, ataerkinin sürdüğü ve erkeklerin görünür olduğu bir çalışma alanı. Fakat dil aktarımına baktığımızda orada arka planda en çok emek harcayanların ve hatta dilin taşıyıcısı olarak anılanların da kadınlar olduğunu görüyoruz. Ve burada bir uçurum var, bir açıklık var. Bu açıklık üzerinden ana dillerinde çalışan, işte aynı topraklar üzerinde bu dilleri konuşan, kendi dillerini konuşan kadınların o dillerin yaşaması için çaba sarf ettiklerini görüyorduk kendi küçük çevremizde ve bu küçük çevrelerin aslında yan yana gelince kocaman olduğunu da gördük bir anda ve bir çalıştay yapmak için bir grup ana dili çalışan kadın bir araya gelmişler. Bununla ilgili bir akışkanlık, fikir telakkisi başlamış. Etkinliğimizde de 25 Kasım'la ilgili kısa bir videoyla ortaya çıktık. Sonrasında da işte 25 Şubat geldi. Böyle böyle küçük küçük çalışmalarla ama büyük paylaşımlarla yan yana gelen, birlikte üretmeye çalışan pek çok gruptan kadın var işin içinde. Ortak söz üretmek, kolektif üretimin bir tarafından tutmak için beraberce yol alıyorlar. Bugünlerde ben pek yanlarında değilim ama çok seyrediyorum onların yaptıkları işleri. Ve ana dili kadınlarının varlığı hoşuma gidiyor. Bana hep şeyi hatırlatıyor. Farsça bir kelime var ya, hemsaye diye. Komşu demek, aynı güneşin altında olmak demek. Aynı güneşin altında benzer sorunları farklı ana dillerde, farklı dertler altında yaşıyorlarmış gibi pek çokları ama güneş aynı olduğu için aslında pek çok şey aynı. Pek çok alanda çalışmalarım oldu. Etnik kimliğimden dolayı var olduğum yerler oldu. Siyasette de aktif siyaset de yaptım bir müddet. Fakat bu ana dili kadınlarında anlamlandığım kadar hiçbir yerde anlamlanmamıştım. Siyaset var işin içinde, mücadele var, dostluk var, kadın mücadelesi var. Her şey sanki bu grupta birdenbire var oldu gibi geldi bana. O yüzden ben de biraz fazla anlam yüklemiş olabilirim belki ana dil kadınlarına ama bugüne kadar içinde olmaktan mutlu olduğum ikinci kurum oldu ana dili. Biri benim çok sevdiğim Sayatlova Korosu'dur. Çünkü o da bir koro olmanın çok ötesinde bir kuruluştu. İkincisi de bu oldu. Ana dili kadınları oldu. Özlem'in dediği gibi kendine has zannettiğin, kabuğunda kendi yaranı sağaltmaya çalıştığın bir şeyin aslında pek çoklarının yarası olduğunu ve ortakça herkes kendi yarasını sarmaya çalışırken aslında birbirinin yarasını da sarabildiğini gördüğün bir yer oldu. Çok mutluyum orada var olmadan. Peki bu röportajı ana dilinizde yapmak ister miydiniz? Merak ettik. Röportajı ana dilimle yapmayı tabii ki çok çok isterdim. Yani ben Türkçe'ye de hakimim. Tabii ki hayatımın büyük bir bölümünü Türkçe kaplıyor. Ana dilimi kullanma için gereken sınırlar gittikçe daraldığından dolayı. Fakat ne olursa olsun kendi ana dilimle kendimi daha iyi ifade edebildiğim için, yani Türkçe'ye hakim olmama rağmen, yani öyle düşünmeme rağmen, kendi ana dilimle kendimi daha iyi ifade edebilmem nedeniyle tabii ki çok isterdim ana dilimle yapmayı bu röportajı. İşin garibi
Mesela bir kadın konferansında Diyarbakır'da, internasyonel, uluslararası bir kadın konferansında ana dilimli bir giriş yapmak istemiştim. Çok kısa bir girişti. Ona bile tahammül gösterilmedi. Çevirmen olmadığı için. Yani aslında ben biraz beklenseydi ne dediğimi kendim çevirecektim. Fakat çevirmen yok diye derhal sözüm kesildi. Sözümü kesenler de kendi ana dilleri yasak olduğu için aslında çok mağdur durumda olan bir başka kesimdi. Ama işte herkes kendi mikro milliyetçiliğini bir şekilde gücünün yettiği yerde kullanıyor diyebilirim. O yüzden yani ana dilimi kullanmak, ben de biraz da artık çok kötü bir örnek vereceğim ama silah taşımak gibi bir şey oldu. Yani ana dilim benim daha bir güvenli olmamı sağlıyor. O yüzden yapabildiğim her yerde ana dilimi kullanmak istiyorum. Bir şekilde onu duyurmak istiyorum. Bu röportajı ana dilimde yapıyorum aslında, işin garibi. Benim ana dilim Türkçe, ben öyle düşünüyorum, öyle öğrendim. Ama geçmişi çengellediğimde benim anneannemin ana dili Lazca. Annem iki dilli yetişmiş, hem Lazca hem Türkçe. İkisiyle beraber düşünebiliyor. Ama ben, bana biri Lazca soru sorduğunda ona Türkçe cevap veriyorum. Çünkü oradan düşün hayatı şekilleniyor. Bu yüzden bu soru her seferinde garip hissettiriyor bana. Ana dili çalışmıyor musun sen gibi bir yerden kendimi dürtüklüyorum. Hayır, ben bütün bir dile, kültüre bakmaya çalışıyorum. Daha bütüncül bakmaya çalışıyorum galiba. Tek başına ana dili değil diye cevap veriyorum bugünlerde. Bizler de tek bir dilin hakim olmadığı, tüm dillerin eşit ve özgür bir şekilde var olabildiği bir coğrafyada yaşamak isterdik. Sıradaki sorumuz Kayuş'a gelecek. Kayuş, senin Zabel Yasayan'ın eserlerini çevirmeye iten neydi? Yasayan hem Osmanlı hem de yeni kurulan Cumhuriyet dönemine tanıklık etmiş Ermeni bir kadın yazar. Bu iki döneme dair Yasayan'ın anlatısında neler bulabiliriz? Her iki dönemde de Ermeni toplumuna yönelik şiddete, acılara tanıklık etmek Yasayan'ı nasıl etkilemiştir? Ben Zabel Yasayan'ın sadece tek bir kitabını, Yıkıntılar Arası da adlı kitabını çevirdim. Bu 1909 yılında Adana'da gerçekleşen 3-4 günlük bir katliamın sonrasında tanıklığını kaleme aldığı bir romandı. Onu çevirmemi benden Mark Nişanyan istemişti. Özellikle Adana katliamının 100. yılına yetişmesini çok çok istediği bu kitabın Türkçe'ye çevrilmesini, yani gerekli olduğunu düşünüyordu. Kendisi de zaten felaket üzerine bir kitap hazırlıyordu. O iletişim yayınlarından çıktı daha sonra, Edebiyat ve Felaket diye. Eş zamanlı çıkmasını çok arzuluyordu. Niye bu kitap? Bu kitap aslında Türklere yönelik olarak yazılmıştı ama Ermenice yazılmıştı. En büyük sebebi buydu. Madem ki Türklere yönelik yazıldı, ki bu Zabel Yasayan'ın kendi kitapla ilgili sunumunda da görüyoruz. Madem Türklere yönelik yazılmıştı, Türklerin okuması gerekiyordu ve Türkçe olmalıydı. O nedenle onun ısrarı üzerine ben başladım çeviriye. Zabel Yasayan 1915'te bu ölüm listesindeki sürgün diyelim, ama aslında bir ölüm listesiydi o. Sürgün listesindeki tek kadın düşünürdü. Yani lisede adı olan tek kadın yazardı, düşünürdü, entelektüeldi. O dönemde, yani bunu haber alır almaz bir şekilde kaçtı. Önce saklandı bir yerde, evinden çarşaf giyerek kaçtı. Yanılmıyorsam bir hastanede saklandı, daha sonra da Bulgaristan'a kaçtı. O dönemden sonra artık Türkiye ile bağlarını tamamen kopardı. Yani Cumhuriyet dönemine tanıklık etmedi Zabel Yasayan. En son 1920 yılında yanılmıyorsam Meliha Nur Hanım adlı kitabını yazdığında, kendisi zaten Fransa'daydı. Bu kitap da içinde Türk kahramanlar olan tek kitaptır.
tamamıyla Türk kahramanlar. Yani gölge şeklinde bir Ermeni doktor var fakat pek yani anlarız anlamayız gibi. Yine Birinci Dünya Savaşı'nda, daha doğrusu Çanakkale Savaşı'nda geçen bir romandır. 1915 felaketinin Zabel Yasayan arşivciliğini yapmıştır. Aktor Oyan adlı yazarın hatıralarını kaleme aldı. Yani adam anlattı, Yasayan yazdı. Daha sonra canhıraş bir şekilde bütün bu tanıklıkları, yani felaketin tanıklıklarını yazıya aldı ve Fransızcaya çevirdi. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili tek bir şeyine rastlamayız. Yok öyle bir şey. Zaten önce Fransa, daha sonra işte Tiflis, Bakü ve en son Ermenistan'a gitti. Sovyet Ermenistan'ına gitti. Orada da işte üniversite hocalığı yaptı. Artık o dönem kendi sosyalist kimliğinin öne çıktığı bir dönemdir. Hemen hemen hiç yüzünü TC'ye çevirmemiştir. Konuk olduğunuz atölyemizde çevirmenin aslında yazarla okuyucu arasında bir aracı, medyum olduğundan bahsettiniz. Yasayan'ın hissettiği duyguları, acıyı aktarmak için Ermenice'yi kelimeler türettiğinden de bahsettiniz. Sizin aktarımınız ile Yasayan'ın acılarını biz de anlama, hissetme şansı buluyoruz aslında okuyucular olarak. Başka bir dilde tanım, anlam bulmak sizce tanıklık olmuyor mu? Yasayan'ın anlatısını bugünle Türkçe'ye taşırken ne hissettiğinizi merak ettik. Zabel Yasayan bu romanda kendi duygularını daha iyi ifade edebilmek için yeni kelimeler üretti diyemeyiz, değil. Zabel Yasayan kendi döneminin karakteristik bir özelliğini kullandı. Yani kendi hocalarından, özellikle Arşak Çobanyan'dan öğrendiği bir metodu kullandı. Zaten Ermenice bir uyanış dönemi geçiriyordu. Halk dili edebiyata yansımıştı. Yani Zartonk dönemiydi bu. Önce Rönesans, ardından bu uyanış dönemi. Bu dönemin özelliğiydi. Halk dili, yani günlük konuşma dili edebiyata yansıdı. Yani o güne kadar eski Ermenice dediğimiz, bugün bizim eski Ermenice dediğimiz, kiliselerimizde hala kullanılan krapar dediğimiz bir Ermenice kullanılıyordu edebiyatta. O yüzden halka da çok inmemiş. Zartonk dönemiyle birlikte artık edebiyat halka açıldı. Ve dil müthiş bir gelişme dönemi yaşadı. Mesela Türkçe bu dönemi, yani çok yakın bir dönemde geçirdi. Mesela bugün Türkçe çok zenginleşiyor, giderek zenginleşiyor, değil mi? Yeni kelimeler ortaya çıkıyor, yeni ifadeler ortaya çıkıyor. Bunu Ermenice 1860'lı yıllarda yaşamaya başladı. Büyük bir gelişme dönemi geçirdi. Yazarlar buna kendilerinin ürettikleri Ermenice kelimelerle katkıda bulundular. Bir nevi moda haline geldi. Birçok yazar bunu yaptı. Moda haline geldi. Kelime üretme. Çünkü Ermenice zaten bir kök dildir. Çok müsaittir kelime üretilmesine. Yazarlar da böyle bir girişimde bulundular. Birçok kelime bu sayede bugüne kadar geldi. Bazıları o yazarla birlikte öldü gitti. Mesela çok çok yeni, hatta Mark bana yolladı, bir yazarın kullandığı bir kelime. Türkçe mi, Ermenice mi, lehçe mi, ne olduğunu bilemiyoruz. Bugüne gelmemiş bu kelime. Bilemiyoruz, yani şeylerle, varsayımlarla şu olabilir, bu olabilir diyoruz. Zabel Yasayan o saikle kelime üretti. Yani bu romana özgü bir şey değildi bu. Bunu bir düzelteyim. İkincisi, benim tanıklığım, yani Özlem de siz de ısrarla beni tanık durumuna sokmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Ben de ısrarla hayır, tanık değilim diyorum. Çevirmen gerçekten tanık değildir arkadaşlar, yani olmamalı zaten. Çevirmen çok nötr, çok geçirgen bir şey olmalı. Buradan böyle içinizden geçip buraya çıkmalı. Transparan olmalı, şeffaf. Bir şey katmamalı. Sadece olanı göstermeli, yansıtmalı. Buradaki tek tanık
Zabel Yesayan'dır, kendisidir. Yıkıntılar arasındaki tek tanık Zabel Yesayan'dır. O da felaketin tanığı değildir. Felaket günlerinde orada değildi. Felaket sonrasının tanığıdır. Yani Adana katliamları olup bitmiştir. İnsanlar kırılmıştır. Ortada yetimler, yıkık bir şehir, daha doğrusu şehrin yıkık mahalleleri, Ermeni mahalleleri kalmıştır. Ve yine ortada yetim bir sürü çocuk kalmıştır. Zabel Yesayan bunların tanığıdır. Yani ben ısrarla çevirmenin tanık olmadığı kanısındayım. Aslında defalarca kez tanığın siz değil de Zabel Yesayan olduğunun altını çizdiniz. Ve biz buna itiraz etmiyoruz kesinlikle. Evet, Zabel Yesayan bir katliamın ardından harabeye dönmüş, yıkıntılar altında kalmış bir yere. Oradaki insanların acılarına, yetim kalmış çocuklara tanıktır. Ama Yesayan eğer bu tanıklığını yazmamış olsaydı ve kitabı Türkçe'ye çevirmemiş olsaydı, bizler belki böyle bir katliam yaşandığından yine haberdar olurduk ama Yesayan'ın tasvirlerinden, verdiği detaylardan, yansıttığı duygu evreninden bir haber olurduk. Yesayan'ın gözünden onun geçmişe doğru bizlere açtığı pencereden bakarken aslında belki metni ilk defa okuduğunuzda hissettikleriniz, Yesayan'ın tanıklığı ile kurduğunuz bağ, Yesayan'ın gözünde tanıklık etme haliydi bizim kastettiğimiz ve aslında sormak istediğimiz. Evet, anlıyorum ve ben tam da söylediğiniz anlamda çok büyük duygu hareketlilikleri yaşadım diyeyim. Gerçekten çok çok zor oldu. Duygusal açıdan çok çok zor oldu benim için. Ama bu benim profesyonellikten uzaklaştığımı gösterir. Yani belki de olmaması gerekirdi. Böyle olmaması gerekirdi. Ben mesela günlerce kenara bıraktığım oldu. Yani ağlama krizlerine girdiğim oldu. Belki de olmaması gerekiyordu. Belki de profesyonellik onu gerektiriyordu. Ben bunu yapamadım. Kesinlikle yapamadım. Hani bu kitaptan sonra uzun süre ben ne 15 ile ilgili ne Adana ile ilgili, yani tarihle ilgili uzun süre bir şey okumadım. Yani okumamaya da çalıştım. Çünkü şey olarak da etkileniyor insan. Yani arkadaşlar, kolay bir şey değil. Gerçekten kolay bir şey değil. Karşındaki senin katilinin torunu. Evet, belki günahsız. Belki de hala o günahın taşıyıcısı. Ben çünkü yine yaparız, yine gelsinler, yine yaparız diye bir şoförle karşılaştım hayatımda. Hayatımın sonuna kadar unutmayacağım. Yani hayır, yapmadık diyeni çok daha iyi anlıyorum. Yani bugün bana da senin deden katildi dese hayır değildi. İlk reaksiyonum bu olur. Sorgulamaya başlamadan önce. Anlatabiliyor muyum? Ya o yüzden inkar edeni belki bir parça daha anlıyorum. Ama ben yine gelsinler, yine yaparız diyen şoförü tanıdım. Rant uğruna ülkenin ekonomik durumunu biraz daha oyalamak, kendi cebini biraz daha, yandaşlarının cebini biraz daha doldurma adına bir ülkeye saldıran bir reisi cumhur gördüm ben bu ülkede. Anlatabiliyor muyum? Benim kuzenim bir sene olmadı daha, işte 8-9 ay önce korkunç bir savaşta, hiç olmaması gereken bir savaşta öldü. Ben bunu gördüm. Yani bu ülkede yaşayıp, bunları öğrenip, bunları okuyup, sonra da sokağa çıkıp ekmek satın almak, bakkalla konuşmak zorunda olmak çok zor bir şey. Çok çok zor bir şey. Söğüşle birlikte tanıklıktan da bahsetmiş olduk. Bu minvalde aslında özleme bir sorumuz olacak bizim, tanıklıktan hazır konu açılmışken. Geçmiş sadece aslında belli bir zaman diliminde yaşanıp bitmiyor. Aynı şekilde tanıklık da öyle. Mesela Yasayan'ı bugün okumak bize geçmişe doğru bir perde aralıyor.
Özlem Atölye'de geçmiş anlatısının eşitsizlikler ve hakim ideoloji ekseninde yeniden kurgulanabildiğinden bahsetmişti bizlere. Bazen bir anıta ya da müzede nelerin ve kimlerin dahil edilip edilmediğine bakmak, geçmişin aslında sadece yaşanıp biten bir süreç olmadığının da göstergesi. Peki şimdi devam eden, işte geçmişi yeniden kurgulayan bu anıtlardaki, müzelerdeki, hatırlama pratiklerimizdeki eksik bırakma, yok sayma, hakim ideolojiyi anlatıya işleme hallerinden konuşsak nasıl olur diye düşündük. Bellek çalışmalarının en çok odaklanmayı sevdiği alanlardan biri herhalde bu. Şimdi buna geçmeden önce şey geldi aklıma, hani Kayuş'a ilk soruda ısrarla tanıklık meselesini sorma halimizde onun mesleki etik ve profesyonel bakışıyla bizim okuyucu bakışımızın arasındaki o garip ayrım ve bir türlü kapatamadığımız, ben etkilendiysem o daha çok etkilenmiştir halini hatırlattı. Sunuşunda söylemişti işte, aynı dönemi yaşayan iki yazar olarak ve bugün andığımız iki yazar olarak Fatma Aliye ve Zabel Yesayan'ın kitaplarının aynı rafta olması bana umut veriyor gibi bir şey söylemişti. Mealen aktarıyorum tabii şimdi. Biraz oradan aslında bakışımız sanırım şekilleniyor tanıklık meselesinde. Çünkü biz oranın hiçbir şekilde tanığı değiliz ama oradan yazılan bir resmi tarihin çıktılarıyız ve onun dışında gelen alternatif bütün tarihlere, bütün tanıklıkları ve sözlü tarihlere kapıyı sürekli açık tutmaya çalışan da bir yerdeyiz, konumdayız. Bunlar yan yana gelince ister istemez işte bütün arşivlerin, bütün büyük resmi tarih anlatılarının bir iktidar alanı olduğunu da hatırlamamız gerekiyor. Resmi tarih işte iktidarın en sağlam kurulduğu alan ve o en sağlam kurulduğu alanda bir egemen devlet, bir ejderha misali egemenliğini, işte yumurtalarını korumak için ateşler saçıyor ve onun ateş saçtığı bütün o alanda, onun hedefini ateş sahasına girebilecek yerde her şeyi o belirliyor. Ve bunun yanında işte açabildiğimiz bütün alanlar bizim o egemenlikle ilgili sorgularımızı ve kendi alanlarımızı, kendi varlığımızı da belirleyen bir yere yerleşiyor. İşte resmi tarihin o kurguladığı harcın sağlamlığı, karıldığı kumun ve suyun bizatihi gündelik hayatın düşün dünyasını şekillendiren bir yapısı olmasından da kaynaklı. Yani hani anıtlar diye, müzeler diye belirlemeye, bizi bir yere bakmaya çağırdın ya Cansu. Orada işte o kamusal meydanın ortasında dikilen bir anıt, herkesin anacağı takvimlerde işaretli bir tarih ve benzerleri, işte müzelerin kendileri, o resmi tarihin, resmi ideolojinin de hatta bakışın, anlatının sağlamlaştırıldığı yerler. Ve bunların en çok sağlamlaştırıldığı yerler, tarihçiler düşünsün, buna tarihçiler baksın dedikleri o bütün tartışmalı alanlarda tarihçilerin gidip baktığı yerler. Arşivler ve müzeler ve aslında o kamusal alanı, gündelik hayatı şekillendiren alanlar. Bir müzede, bir arşivde neyin hatırlanıp hatırlanmayacağına karar veren de iktidarın ta kendisi. İşte kimi zaman eksik bırakılan, o yok sayılan işte bir etnik grup olabilirken, kimi zaman da işte biz atölyede bahsetmiştik. İşte bir hadisenin kadınlar, çocuklar, LGBT'yi bireyler, işte bir etnik grup gibi farklı bakışların, farklı bireyselliklerin belleğinde bıraktığı izin yok sayılması da olabiliyor. Yani Villa Grimaldi'den söz etmiştik mesela. Kadınların yaşadıkları orada öne çıkarılırken, işte Ulucanlar'da mesela Meral Akbaş'la Özge Kelekçi'nin hani bir çalışmasında aktardığı gibi, kadınlar koğuşunun yıkılması, çünkü tarihi eser olmaması hali, yani yeteri kadar tarihi gelmemesi o kadınlar koğuşunun orayı müzeleştirirken o iktidar alanını kuranlara bize başka bir şey söylüyor. Yani bir yandan işte müzenin içerisine alınanlar, arşivin içerisine alınanlar, bir yandan dışarıda bırakılanlar tam iktidar alanında, ama tam da o bütün bu havzanın içerisinde bir varlık, yokluk, işte sıfır ya da bir olma halinin öne çıkmasının arasında bir parantez açılıyor bize kocaman.
İhtimaller alanı ve sözlü tarihin kendisi, toplumsal belleğin, işte alternatif olarak ben de varım deme halinin kendisi geliyor. Yani biz bir müzeyi istediğimiz kadar işte bilginin resmi mekanı yaparsak yapalım, işte girişte bizi karşılayacak olan ışıktan sese, eser koleksiyonuna kadar her şeyi sahneleyip onu yerleştirirsek yerleştirelim, işin içine o müzenin dışında kalanın ben de varım deme halini yok edememe durumu karışıyor. Yani resmi tarihin olduğu her yerde resmi olmayan tarihler boy boy filiz filiz bütün bir çayırı aslında belirliyor. Yani hani biraz şeyden ekolojist bir taraftan hani çayır şey çimen değil çayır meselesi vardı ya, sadece çimenler değildir orayı yeşil tutan, bizim çayırlığa kırlığa ihtiyacımız vardır gibi. Oradaki o bütün resmi tarihin çizdiği yerin arkasından gelen farklı belleklerin, farklı bireysel ve kolektif tarihlerin hakim ideolojiyi sorgulama alanının kıymeti var. Ve en sonu dün, bugün ve yarın zamansal bir çakışmada mekan ve zamanın billurlaştığı tam olarak şu anda hafıza ve karşıt hafıza mekanlarının işte geçmişi bir malzeme olarak şimdiki zamanda kullanmalarında ve yarını tahayyül edişimizin medyumu olmalarında saklı. Bir yandan biz bir malzeme olarak geçmişi sürekli çağırıyoruz ve biz bunu yaparken egemen devletler de bunu yapıyor. Kendi resmi tarihlerinin harcını orada karıyorlar ve bir yandan da onu sorgulayacak olan bütün bellekler, bütün kolektif toplumsal ve bireysel bellekler de aynı geçmişi çağırarak başka bir harcı, bazen o harcın içinden su çekerek, bazen sıfırdan bir işte bir başka dereden kum çekerek bir harç çıkarıyorlar ama her halükarda o geçmişten çektiğimiz harçları bugün de kuruyoruz ve bugün de gündelik hayatları sorgulayıp işte yeni gelecek tahayyüllerini belirlemeye çalışıyoruz. Biraz da Taksim Anıtı'ndaki kadın sembollerinden bahsetsek aslında çok güzel olacak. Sorumuz da yine bununla alakalıydı. Birazcık daha bunu irdelemek istedik. Hem de biraz daha bundan bahsetmenizi istedik. Çünkü bizim için gerçekten önemli bir nokta oldu. Daha önce hiç fark etmediğimiz bir nokta oldu. Bırakın benim üzerinde kadın figür olduğunu fark etmediğim bir anıt, Taksim Anıtı. Sonrasında şüpheyle baktım, kontrol ettim ve gerçekten de biz atölyede bahsettiğiniz yüzleri doğuya ve batıya dönük iki farklı kadın figürüne rastladım ve bu iki farklı kadın figürünün aslında temsili çok farklıydı. Biraz bunun üzerine konuşabilir miyiz? Senin yaşadığın o şüpheyle bakma hali bende de oldu. Ben de bunun Aylin Tekiner'in tezinden kitaplaşan Atatürk Heykelleri kitabı var, İletişim Yayınları'ndan çıkmış olan. Orada aslamıştım. Sonra Aylin Tekiner'den de bir atölye alma fırsatımız olmuştu. Orada bir kez daha konuşmuştuk. Çok enteresan geliyor. Çok anıt. Taksim Anıtı, işte 1 Mayıs'lardan en çok bildiğimiz, oraya gidilmesi gereken diye hedefe konulan bir işaret mekanı, bir hafıza mekanına bakmadığımı fark ettiğim bir andı aslında benim için de. İşte 1925'teydi zannediyorum yapımına karar verilmiş ve 28'di herhalde. Yanlış söylüyor olabilirim, o yüzden biraz herhaldeleri bırakarak söyleyeceğim. Açılan anıtta iki tane madalyon var ve bu madalyonlardan işte Kayde'nin batı cephesinde olan modern Cumhuriyet Türkiye'sini simgeleyen bir kadın imgesi. Peçesi sıyrılmış ve gülen bir genç kız konulmuş oraya, nakşedilmiş. Doğu cephesine tekabül eden tam simetrik karşısındaysa Osmanlı'yı temsil eden bir başka madalyon var ve bu sefer peçeli ve ağlayan bir kadın imgesi var ve bu o kadar net ki, yani anıtların anıt olarak yapıldığı bir dönemde, tam olarak modern Türkiye'nin inşa edildiği bir yerde, İstanbul'u Taksim'in ortasına konulan bir anıtta doğuya bakan bir ağlayan kadınla, peçeli bir Osmanlı kadınıyla, batıya bakan artık Cumhuriyet'in kızı olacak olan peçesini açmış ve gülen bir genç kızın imgesi, sürekliliklerini uzun bir süre görmediğimiz
kopukluk olarak algıladığımız Osmanlı ile Türkiye arasındaki bakış açısını da netleştiriyor. Bize kocaman bir parantez açıyor ve döpiyesli dönemlere geçiyoruz. Kamusal alanda kadınların varlığının işte daha cinsiyetlerini baskılayarak, daha modern görünerek olduğu, her mesleğe kapı açılan ama o her mesleğe açılan kapıda olabildiği kadar cinsiyetlerin özel alanda kaldığı bir yere geliyor ve işte 40'ları 50'leri betimleyen, bizim bugün köy enstitülerinden kız mesleklere, kız enstitülerine kadar pek çok yeri yeniden yorumlamamızı, onlara bakmamızı kapı açan bir yer sağlıyor ve bu Cumhuriyet'in ilk anda tam bir anıt üzerinde manifestosu gibi bir şey yani. Modern devletin babalarının kızları bir anda etrafa geliyor ve bu kızlardan beklenen şey anne olmak. Neyin annesi olmak? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki kuşağını ve modern bir cumhuriyetin, daha pozitifiz bir yerden bakacak olan bir cumhuriyetin kuruluşuna tekabül edecek ve yüzü de batıya çevrili. Yani biz artık muasır medeniyetlerle bir olacağız. Ayaklarımız her ne kadar Orta Doğu topraklarına basıyor olsa dahi bizim yüzümüz hep batıya dönük olacak ve o batıya döndüğümüz yerde modernizm ne söylüyorsa onu yapmaya hazır ve nazır bir şekilde gülen bir yüzle bunu karşılayacağız gibi bir şey söylüyor. İkimize birden sormak istiyoruz aslında bu soruyu ama belki Özlem'in daha farklı cevapları olacaktır. Kendi çalışma alanı olan sözlü tarih açısından. Atölyede de konuşurken merak etmiştik. İkimizin de aslında unutmak ve hatırlamak pratiği dendiği zaman tür yaşlılık ve gençlik konusunu da gündeme getiriyor diye düşündük. Ve buradan da şunu sormak istedik. Sözlü tarih çalışmalarında ana dili konuşan veya hatırlayan olarak eski kuşak, yani yaşlı kuşağı geçmiş zamanla, yeni genç kuşağı da şimdiki zamanla dahil ediyoruz aslında. Bu zaman kayması için de geçmiş zamanın toplumsal cinsiyetiyle şimdiki zamanın toplumsal cinsiyetini konuşmak ne gibi farklılıklara ve ortaklıklara alan açıyor sizce diye sormak istedik. Bir kere bu şimdiki zamanın, işte geçmiş zaman toplumsal cinsiyeti çok enteresan bir başlık olmuş benim için. Kesinlikle üzerinde böyle düşünesi geliyor insanın, çağıran bir birleşme hali. O yüzden bu cevaptan sonra da düşünmeye devam edeceğim bir pratik olacak bence. Bu alana çıkmakla ilgili yaş meselesi bir süre sonra sözlü tarihle alanda çalışanlarda kapı açan, hani merak uyandıran bir durum aslında. Yani en azından benim yaşayışımda öyle oldu. İlk alana çıktığımda işte daha yüksek lisans zamanlarında filan, herkesle bir konuşma hali, herkese bir şeyler sorma haliyle bir heyecan varken, zaman içerisinde o herkesin böyle kategorizasyonlara uğradığını fark ettim. Ve özellikle ana dili çalışmaya başladığımda, daha bellekle ilgili bir şeyler aradığımda, çengeli hep bir yaşa takmaya çalıştığımı fark ettim yavaş yavaş. Daha bir yaş sınırı, daha yaşlılara gitmek istiyorsun. Ageizm'i zirve yapıyor orada. En yaşlara ulaşmak, en uzmanlara gitmek gibi bir şeye tekabül ediyor bellek meselesinde sanki bir anda. Yani senin gözünü boyayan bir perde oluyor. Ve o gözünü boyayan perdede yaş, özne nesne ilişkisini bir çarpıştırıyor, bir şeyler oluyor orada. Sen özne olarak oraya gidiyorsun, araştıransın ama karşındakinin de özne olması lazım. Çünkü onun senin sorularına cevap vermesi lazım. Ama bir yandan da araştıran ve araştırılan arasında o bir türlü kapanmayan mesafede öznelik, nesnelik meselesi hep bir kafa karıştırıcı yerde ya. Bellek de sürekli şimdiki zamanda inşa edildiği için, senin sorduğun sorularla beraber karşı tarafın verdiği cevaplar da hani şimdiki zamanda yeniden yaşandığı ve kurgulandığı için ortaya çok karışık bir çeşni çıkıyor aslında ve her defasında aynı sorularla aynı araştırmacı, aynı kişiye, aynı kaynağa gitse bile o yemeğin tadı her defasında değişiyor. Yani oradaki toplumsal cinsiyet meselesi de belki de sürekli değişen, sürekli tadı farklılaşan ama senin tonlamanla, ama işte aldığın ilk cevabın üstüne bir kere daha aynı soruyu sorduğun için belki de yeni bir kurguyla, yeni bir ses tonlamasıyla, daha geçmişten bir çıktıyla senin karşına gelmesiyle araştırdığın meselenin, kaynağın farklılaşmaya başlıyor. Hele ki bu
ana dili meselesi gibi daha kadınların kaynak kişi olmaya yakın oldukları alanda, daha onların işte devir daim yaptıkları bir yerdeyse onları kaynağa oturtmak toplumsal cinsiyet meselesinde ataerkiyi sarsan da bir yere çekiyor seni. Ama o ataerkiyi sarsması senin sorunda gelen cevapta o şekilde bir deprem etkisi olması anlamına gelmiyor. Çoğu durumda kurallara uygun bir biçimde, yani sanki o ataerkil pazarlıktan çıkmış bir şekilde seninle konuşmaya devam ediyor. Hiçbir şeyi sarsmak istemeden ama o duvardaki çatlakların da her defasında yavaş yavaş derinleştiği bir alan gibi. Bu yüzden özne nesne meselesinde, yaş meselesinde çok kafamı karıştıran şeyler var. Bir de hepsinin üstüne işte yaşlılara sürekli olarak gitmek ve artık yaşamadıkları, hani artık var olmayan bir geçmişi onlara sormak ve onların yaşlılıklarını hatırlatmak, ölümlülüklerini hatırlatmak de dehşet de bir garip bir şey aslında. Yani tam ismini koyamıyorum şimdi. Garip bir hal, yani bir şeyin içine bizi çekiyor, hortumun içine çekiyor. Sen bunları şimdi anlattın. Anlatamadım, bak ben gidiyorum ama sen de gidiyorsun. Hem de bu dünyadan gidiyorsun gibi garip bir arka planı da bize konumlandırıyor ve hepimize bir sorumluluk yüklüyor. Sen bunu anlatmak zorundasın. Ben de bunu kaydetmek zorundayım. Çünkü zamanı şu anda bu mekanda bu zamanda beraberiz ama hepimizin hani mekanlar değiştiğinde zamanlarımız da farklılaşacak ve senin zamanın sınırlı, farkında mısın gibi bir şeye itiyor ve bu aslında korkunç da biraz zalimce bir şey. Bir de bunun üzerine toplumsal cinsiyeti hatırlatıp devam etme. İşte ama kadın olarak ne yaptın, ama duyguların ne durumda, ne hissetmiştin diye sormak eleği de sürekli canlı tutmayı gerektiriyor. Gündelik hayatın içerisinde en fark edilmeyen şey toplumsal cinsiyet meselesi. Çok alışmış durumdayız kadınlık hallerini, erkeklik hallerini. Onları sorgulamak, geçmişe de yeni bir lensle bakmaya, kişiyi sorgulamak çoğu zaman dirençle karşılaşıyor. Ama o duvarda açtığı bir çatlak varsa elek daha iyi elendiğinde işin içine başka taşlar falan çıkıyor. Bilmiyorum, zor bir süreç. Araştıranın da kaynağın da kendisine reflektif olarak bakmasını gerektiren bir süreç. Ama çoğu zaman hiçbirimizin bunu yapmadığı, daha bilinç arkasına ittiği, o ölümlülüğü tıpkı kendi ölümlülüklerimizde olduğu gibi yok saydığı, anlatalım da geçsin gitsin gibi bir yere vardığı bir süreç. Ama soru çok güzel. Ya bu zamanın toplumsal cinsiyetini ben bakmaya devam edeceğim galiba. Beğendim kavramı. Ana dili konusunda genç, yaşlı ayrımı yapılmış sorunuzda. Ben oradan bir şey yapmak isterim ki bizde böyle bir ayrım yok. Varsa da çeşitli yerlerde farklı şekillerde. Mesela Orta Doğu'ya göç etmiş, yani Halep, Beyrut filan o şeylere göç etmiş Ermeniler için de tam tersi bir durum var. Yaşlılar Ermenice bilmiyorlar, gençler Ermenice biliyorlar. Türkiye'de Anadolulular Ermenice'yi, yani özellikle Kayseri mesela, belirli şehirlerde, Kayseri'de hiç Ermenice bilinmiyor. Gerek şehirde gerek köylerde. Bunlar hep tabii ki 15 sonrasından bahsettiğim şeyler. Diğer şeylerde mesela Sasun'da, yani Batman, Muş, Dersim, Diyarbakır gibi yörelerde şey var, lehçe, kendi lehçeleri kullanılıyor. Göçten sonra, İstanbul'a göçten sonra o lehçeler kaybolduğu için, kaybettirildiği için toplum tarafından, Ermeni toplumu tarafından kaybettirildiği için artık Ermenice konuşulmamaya başlanıyor, Türkçe konuşuluyor ve ayrım Anadolulu İstanbullu olarak devam ediyor. İstanbullular biliyor, Anadolulular bilmiyor. Yani yaş değil de daha çok yöresel farklılıklar önemli oluyor. Ben sözlü tarih çalışması hemen hemen hiç yapmadım. Sadece etnolog Hranuş Karatyan, belki duyanınız vardır. Ermenistan'ın çok önemli etnologlarından biridir. Burada Leyla Neyzi ile de ortak bir çalışması olmuştu. Hem çevirilerini yaptım
Tranmış Karadiyan'ın, hem de onun sözlü çalışmalarına katıldım. Sözlü tarih çalışmalarına katıldım. O yüzden yani bu konuda çok konuşamayacağım. Yani bilmediğim bir alan. Sadece dil konusunda böyle bir şey var. Yaş değil mevzu bahis olan, onu söylemek istedim. Dil meselesi üzerinden söyleyince Kayuş, yeni bir şey geldi aklıma, bir kıvrım diyeyim, yol ayrımı. Ben daha çok Lazca üstünden düşünüyorum. Lazca sönümlenen bir dil, Ermenice yaşayan bir dil. Dolayısıyla ikisinin arasında böyle başka farklılıkların olması çok makul. Bir de dil üzerinden kurgulayınca işin içine dilin arka planında olan kendi kültürü de dahil oluyor. O kültürün kurgusu da dahil oluyor. Haliyle birinin gittikçe yok olması ama birinin yaşamak için daha farklı alanlar bulması, başka ülkelerin kültürleriyle, egemen devletlerin kültürleriyle iç içe geçmesi yeni bir kapı açıyor. İyi bir hatırlatma oldu bu yüzden. Kayış, teşekkürler. Bu yaşlılık ve gençlik mevzuunda kavramların zamansal olarak içeriğinin dönüşmesi ve bazı durumlarda da kuşak çatışması olarak tarif ettiğimiz şey aslında unutmak ve hatırlamak dediğimizde normatif kalıplarla irdelenebiliyor. Bu anlamda da farklılıkları duymak zenginleştiriyor diye düşünüyorum ben. O yüzden de çok çok teşekkürler her ikinize de şöyle verdiğiniz cevaplar için. Ben de her ikinize ayrı ayrı tekrardan teşekkür etmek istedim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Birçok şeyi konuştuk. Umarım konuştuklarımız bir çatlak, yeni bir yol açar ya da en azından toplumsal hafıza üzerinde bizleri birazcık daha düşünmeye iter.